Gereken şöyle bir geldi çaptı. Geldi evet. Evet. Burada büyük bir miting olacak. Ben evet. Şu arkamızdaki pankartla başlamak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz pankartla? Evet, Ankara'daki kirli siyaset bunlarla başlamıştı. Bir yapıdanlık hemşerilerimiz de güzel bir jest yapmak istemişler. Makedonyalı olmak bizi incitmez. Makedonyalı olsak da gurur duyarız ama aslen Beypazarlıyız. Cenab-ı Allah bizi burada dünyaya getirmiş. Arkadaşlarımız bunun da kirli siyaset yapanlara bir mesaj vermek istemişler. Teşekkür ediyorum onlara. Burada iki dönem belediye başkanlığı evet, yaptınız. Evet. Şimdi de artık Ankara'dan adaysınız. Evet. Biz sizden önce biraz gezme fırsatımız oldu. Gerçekten Beypazarlı kadınların hiçbir evde oturmuyorlar. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ankara'da da bunları görebilecek miyiz? Tabii amacımız Ankara'da da iş sistemi artırmak, Ankara'yı zenginleştirmek. Artık Ankara çılgın projelerden bıktı. Tüm Ankara halkının parasını boş projelere gömmenin alemi yok. Öncelikle aç insan kalmamalı, yatağa aç çocuk girmemeli, okumamış çocuk kalmamalı. Bu nedenle bütün amacımız, Beypazarı'nda küçük bir örneği oldu ama Ankara'da çok daha büyük imkanlarla inşallah Ankara'yı sanayide, üretimde dünya merkezlerinden birisi yapıp başkentimizi de çağdaş ülkelerdeki, gelişmiş ülkelerdeki başkentlerle yarışır halde olmasını sağlamak, hatta onların önüne geçmesini istiyoruz. Efendim seçime tam 7 gün kaldı. Siz hemen hemen Ankara'nın tüm ilçelerini gezdiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yani söyleyeceğim şu, görünen o ki 2014'te de adaydık. En az 10 puan fark var. En az 10 puan. Peki, teşekkür ederiz. Yavaş yavaş Ankara, müjdeler olsun sana. Mansur yavaş geliyor, dertleri derman olmaya. Şurayı açın, açın şurayı bak. Kamera geldi. Düzgün siyasetçi.
açısından bir denedir yapılacak. Sağ olsunlar. İnşallah. Peki, az bir gün kaldı seçime. Neler yapacaksınız bundan sonra? Son 7 gün. Aynen, devam edeceğiz zaten. Yani çalışmaya devam edeceğiz. Son saniyesine kadar çalışacağız. Ondan sonra da sandık güvenliği önemli. İşte hep beraber sandıklara sahip çıkıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Son olarak burada yoğun bir beklemelerin insanı var. Neler söyleyeceksiniz buradaki insanlara? Onlara sorun verecekler. Ben arkamda duracaklarını biliyorum inşallah. Onların verecekleri oylar iftiralara karşı en güzel cevap. Sandıklar patlayacak başlarına. Hiçbir şey yok zaten, her şey meydanda. Çok teşekkür ederim sizlere de. İyi yayınlar diliyorum. Mansur başkan, başkasın. Verdim mi? Evet. Sağ olun. Kıymetli hemşehrilerimiz, bugün diyorum, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz Millet İttifakımızın.